Evet, 9 Eylül 2017 ve burası Denizli Acıpayam'dayız. Ve Acıpayam ilçemizin merkezindeyiz. Merkezindeyiz, evet. Ve müşterimiz Sayın, rekor gelişim müşterimiz Sayın Yaşar Keser beyefendi. Ama aslında kesmekten ziyade yapan birisi. Çok da yapmış zamanında. Allah eline sağlık, koluna sağlık haline. Yaşar abi, rekor gelişimden ne fayda sağladınız? Geçen sene kullanmıştınız. Nedir yani, size rekor gelişim dediğim zaman ne anlıyorsunuz şu durumda? Vallahi ben internette sizin sitenizde gördüm, baktım, hı hı, ve alayım dedim, deneyeyim dedim. Hı hı. Gerçekten aldım ve bu sene verimliliğin, evet, arttığına, hı hı, bahçemdeki ağaçların canlılığına, evet, bizzat yaşadım. Ve gezerek de şimdi görebiliriz yani. Buyurun gezdirin efendim. Yani siz mesela... Mesela şu çiçeklerde kullandım, şu limon şişelerinde kullandım. Bunlar, evet, da bak canlılık. Bunlar... Canlı. Bir senelik olaylar bunlar. Evet. Bakın atılmayan bu saksılar biliyorsunuz hepsi aramış. Onlar atılmadı. Atmadığınız ne varsa hepsi aramış. Evet. Yan komşusuzlarız. Evet. Yani atılmayan gene. Evet. Gelin böyle. Şuradan başlayalım isterseniz. Ha, şu, evet, mesela şu ağaçlarından başlayalım. Bir yıllık bunlar. Şu asma falan. Asma bir yaşında. Bir yaşında. Geçen sene dikildi. Bakın nereye kadar gelmiş. Bir yaşında bu hale gelmiş hali. Şunlar olsun. Evet. Şu komple boylu boyunca saksılar hariç, evet, saksılar da kullanmadım. Bakın bunlar, yine verilmeyen ne varsa bakın bozulmuş kurumuş. Şunlar bakın verilmeyen, saksılara verilmedi hani. Ha bunlar da verilir mi verilmez mi? Verilmez mi? Tabii ki verilir. Kaldığım için tabii ki verilir, verilmedi. Tabii ki verilir hali. Ondan sonra buyurun mesela bu ağacımızın adı nedir efendim? Ağaçları da tanıtın isterseniz. Valla bu gül. Şeyler, güller, evet. Gül, güllerimizin cinsini. Yani hanım dikiyor. Sürüyor hala bakın görüyorsunuz. Evet, sürgün devam hala ediyor. Hala biz şu an 9 Eylül'deyiz. Bu arada 9 Eylül malum İzmir'in kurtuluşu. Evet. Ondan sonra Ege'nin kurtuluşu simgeleyen bir gündür hali. O yüzden bütün İzmirlilere de hayırlı olsun tekrar. Biz de İzmir limasıyız hali. İzmir'de yaşıyoruz hali. Evet, o yüzden de aklımıza geldi. Bu arada buyurun gelin bakın. Şimdi burada aynı toprak bakın. Burası atılan ağaçlarımız. Şeylerimiz, güllerimiz. Yani yan tarafta atılmayan, bir gül var. Yani şu, bana onu verin lütfen. Bakın şimdi burada Yaşar abi, şu gülü çekiyoruz mesela. Sararmış, evet, mı? Sararmış. Bir anlatır mısınız? Onun yaprakları kurumak üzere. Çalışıyor mu peki şu anda? Evet. Çalışmıyor artık. Evet. Erkenden bitmiş yani. Evet. Buna bakıyorsunuz. Bu yanda canlılık. Şu bizim atılan. Evet. Halen başı görüyorsunuz, çalışıyor. Canlılık görüyorsunuz. Filiz vermeye çalışıyor. Filiz vermeye çalışıyor. Yeşil aynı yani zamanda. Ben bunu gördüm. Limon seriye gelelim ha. Bak, limon i̇şte seriye bunlar mesela. Sizin gördüğünüzü de bir anlatırsanız vatandaşlarımız da görsün diye yapıyoruz herhalde. Evet. Mesela yeni sürgünler çıkmıyor. Normal sürgünden daha fazla sürgün veriyor. Sürgün veriyor. Evet. Peki toprağı nasıl yapıyor rekor gelişim? Ya arka daha iyi göstereceğim. Yani arkadaki ağaçlarda kabartıyor. Buraya mesela suladım ben şu anda. Evet, evet. Arka mesela sürekli istemiyor. Evet. Ve bu bakın, iki saniye efendim. Arasında. Gelin böyle bakın yine gül var şurada. Bakın görüyor musunuz? Evet. Yine burada bakın bir ağaç daha doğrusu elmacı sapsarı olmuş. Yani yapraklar cılız, cansız. Şu an çalışması durmuş yani. Yani burada atılmayan onlar. Ve başka bir bahçede, hemen yan bahçe. Onlar da aynı, burası bir sizin komşu. Ağacımız burada. Bu ağaç mesela... Nasıl oldu bu ağaç? Eskiden nasıldı bu ağaç? Bu ağaç yani kısa boylu şeydi ama bu kadar canlı değildi. Peki gövde nasıl oldu şimdi? Gövde de çatlaklar. Ne yapıyor şimdi bu? İrleşmeye çalışıyor. İrleşmeye çalışıyor. Evet. Ben büyüyorum diyor. Evet, yani ben, evet, varım diyor, ben diyor burada, evet, olacağım artık. Evet, artık kabuk değiştiriyor şu anda. Kesinlikle. Bunlar mesela bir, evet, senelik ağaçlar. Bir senelik ağaçlar. Şu ağaçlarda mesela toprakta kabarma. Bir gösterin efendim. Bak. Elle şöyle bir elle de. Bunu ne zaman suladınız burayı? Burayı sulumuyor mu yani? Bir iki sene önce suladım. Su yemişi güzel. İniyor, evet, aşağı lıkır, evet, lıkır iniyor. Evet, evet. Yani sertleşmiyor tekrar. Sertelmiyor diyorsunuz. Sertelmiyor ifadesi. Ben, evet, buraya bırakıyorum ama yine sertleşmiyor. Bu erik ağacı mesela çok küçüktü bu. Evet. Yıldız bir şeydi. Yıldız bir şeydi. Ama suyu bırakayım mı? Çekelim. Bakın şu an erik ağacınız kaç yaşında? Bu 2 yaşında. 2 yaşında erik ağacı. Şöyle bir ışığa... Eriği de lütfen şöyle yani bak. Evet. Hasatı yaptınız mı? Bak. Kaç tane erik aldınız? Ne kadar bir erik çıktı burada? Bayağı bir erik yedik buradan. Kalitesi, tadı güzeldi. Süper. Eşit boy muydu peki? Fark ettiniz mi? Tanelerle ilgili. Tanelerde büyüme var. Peki tane boyutları nasıldı? Yani hani eşitlik olarak hani hepsi eşit miydi? Eşit. Hepsi eşit. Eşit bak. Eşit. Yerde de görebiliyorsunuz zaten. Tabii ki. Bilenler bak yerde. Ha, toplarken döktünüz, yani, şey yaptınız. Toplamadım ya. O da vitamin olarak. Toplamayınca halde. Diye. Ama şunu var. Ben size şunu söyleyeyim efendim. Bakın. Bak. Şurada bak. Bak ben size şöyle söyleyeyim. Şöyle bak. Kaç gün oldu hasat yapalı?
Ben bunu süre uçurla gelsin yesin taze taze alsın diye. Yani ama şu var efendim bakın. Tabii şu anda kalmış ama ben size başka bir şey söyleyeyim. Hazır konu gelmişken. Yani hasat saatini fazla geçirmeyin. Ve ağaçların üzerinde meyve bırakmayın. Yani artık hani kalabildiği kadar kalsın. Baktınız ki artık hani ağaç artık hani çünkü ağacı yorar. En son kalacağı kadar hani kalsın ama dökülmeye başladıysa ağacı yormayın, toplayın. Çünkü ağacımızı ne yapsın? Sürgüne geçsin. Ve gelecek yıl hazırlasın. Anladın mı abi? Bunu da sizin gibi hobi evet. Bu asma ağacı da aynı. Öndeki asma ağacının aynı. Evet, nasıl çalışıyor? Süper. Yani süper. Evet. Yani irleşme var. Peki tavsiye ettiğiniz kimse oldu mu abi? Vallahi gördüğüm arkadaşlar tavsiye ediyorum tabii ki. Mutlaka deneyin diyorum ya. Bir yani evet. Büyük alacağınızı küçük alın, bir deneyin. Tabii ki. Şimdi zaten Acıpayam biliyorsunuz ceviz bahçelerimiz. Ceviz bahçeleri çok. Burada şimdi büyük eyvah. Ceviz bahçelerini gezmeye geldik. Zaten üreticilerimizde bunları izleyebilir haliyle. Yani sonuçta toprak güzel olduğu zaman her şey güzel oluyor. Evet. Yani bugün bir hobi bahçesinde ki buralar güneş görmüyor doğru düzgün. Burası güneş görmüyor mu? Şu mesela? An bakın şu sizin evinizi çekiyorum ben. Aynen. Bakın şurası sizin komple kendi eviniz haliyle. Ve sağlı sollu dar bir alanda evet. İki cephesi kapalı, her tarafı kapalı. Ya ona rağmen hani bu noktadaki gelişim yani bu. Çok süper yani. Çünkü güneşi de görmesi gerekiyor halde. Mesela burada ağaç var bakın yan tarafta. Buyurun. Bacılamın ağaçları var. Evet. Onlar da aynı benim evimde beraber ama tabii bir yerin daha çok olması lazım ki ama. Evet. Şu mesela şurada bir yer de vardı. Bak şu ceviz ağacı benim beraber dikildi. Ama kullanılmadığı için. Hı. Bu karşıdaki var. Evet. Ona verilmedi. Ona verilmedi mesela. Bizde var mı ceviz ağacı? Bizde bende yok. Ben sizde ceviz ağacı yok. Yere şey yapar diye onun için şey yapmadım. Dikmedim. Anladım. Benim soracaklarım bunlar. Başka unuttuğum bir şey varsa. Valla ben memnunum. Yani evi arkadaşlar böyle. Şu yandan çekelim böyle. Tavsiye ederim yani. Evet. Denesinler, tabii, kullansınlar. Ya burada bizim zaten büyük bahçe, küçük bahçe önemli değil. Sonuçta asıl olan şey. Yani bugün aslında bana göre tarladaki ağaç, evin bahçesindeki bir ağaç bence tarladaki 10 ağaca bedel. Evin içindeki yeşilden daha güzel bir şey var mı? Yok, evet. Yani sonuçta bunun da kurumadan kalması, sağlıklı kalması çok önemli. Evet. Durum böyle. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. 950-2017 yani. Ve Acıpayam'dayız. Mahalle olarak neresi burası? Burası aşağı mahalle Acıpayam. Aşağı mahalle Acıpayam. Oldu, hoşçakalın. Teşekkür ederim.